Hepsi lezzetini biliyoruz, katran biliyoruz falan, katranı herkes biliyor ama kimse bunun bir tanesinin bile içinde siyanür olduğunu, fare zehir olduğunu hiçbir zaman ne konuşulur. Artan buzlarla devam ettiğinde bu sefer vücut ve atıklarının kontrollerini kaybederek yavaş yavaş karar verdikten sonra bu bağımlılıkların diğerleriyle birlikte devam ettiği, yani nasıl bir neden bağımlı oluyor bu insanlar? Bu bağımlılık, bu maddeleri alamadıklarında sinirlilik ve etraflarındakilere zarar vermeleriyle devam ediyor. Evet, Yeşilay 1-7 Mart arası Yeşilay haftası. Peki Yeşilay'ın amacı ne? Yeşilay'ın amacı toplumda bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla insanların onur ve sağlıklarının korunması doğrultusunda her türlü farkındalık ve yardım çalışmalarını toplumumuza iletmek ve bunları düzenlemektir. Her ne kadar birçoğumuz bağımlılık dediğimiz zaman sadece sigara ve alkolü düşünsek de aslında kumar, uyuşturucu ve her türlü alışkanlık yapan maddeler ve son yıllarda bunlara katılmış olan teknoloji bağımlılığı, bunların hepsi gerçekten toplumumuzda ve tüm dünyada bakıldığında çok büyük bir kesimi kapsamakta. Mide ülserlerinden tutun da kardiyovasküler sistem, yani kalp damar hastalıkları, beyinle ilgili rahatsızlıklar, pankreas, yani vücudumuzda herhangi bir yerde çıkabilecek her türlü hastalığın aslında artmasını ya da olduğundan çok daha erken ortaya çıkmasına sebep olan bir madde. Tabii en çok da gördüğümüz bizim kalp ve damar hastalıkları sigarayla birlikte artan. Lütfen çocuklarımızı bakkala, markete sizler adına sigara almaya göndermeyin. Hatta lütfen mümkünse çocuklarınızın önünde sigara içmeyin. Çünkü siz yaptığınız bir şeyi çocuklarınıza bu zararlı yapmayın diye anlatamazsınız. Bugün sigarayı yapmayın diyorsunuz, önlerinde içiyorsunuz. Yarın diyecek ki bu çocuk ya sigaraya hayır diyordu, içiyordu. Alkolü de denesen ne olur, ona da zarar diyecek. Onu da öteki de zararlıydı, bu da zararlı. Şu Esra'yı da bir deneyim, sigaraya da zararlı diyordu. Kendisi yapıyordu, bunun önüne geçemezsiniz. Eğer dinlenmek istiyorsanız önce kendiniz düz olun ve çocuklarınızın lütfen sizin içtiğini ya da bakkala gönderip sigara, ki aslında Türk Ceza Kanunu'na göre 18 yaşın altındaki çocuklara sigara satılması bizim ceza kanunlarımızca yasak. Ama maalesef özellikle küçük yerlerde bu tip takipler de yapılamadığından biz çocuklarımıza bakkaldan sigara aldırabiliyoruz. Sizden ricam çocuklarınızı bu şekilde yönlendirmekten vazgeçin. Tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta ve maddeye başlama yaşları da gün geçtikçe daha aşağıya kaymakta. Bunlara ilaveten teknoloji bağımlılığını ve para düşkünlüğü de düşündüğümüzde hem dünya çapında hem ülkemizde psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarda ailelere ve topluma verdiği zararlar gün geçtikçe artmakta ve artık önüne geçilemeyecek boyutlara varmakta. Teknolojinin insanlara, hayata sayısız faydaları olduğu aşikar. Hepimiz bugün teknolojisiz bir hayat düşünemiyoruz. Fakat kişilik teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi sonucunda çok ciddi zararlara sebep olabileceği de kesinlikle unutulmamalıdır. Bu nedenle gençlerin bilişim teknolojileri karşısında sadece pasif tüketici olmaktan kurtulup, burada gördüğünüz gibi çocuklarımızı aktif tüketiciler, aktif üreticiler haline getirmek için bir şeyler yapmalıyız. Bu programı İçişleri Bakanlığı geliştirmiş. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan bu programda proje nedir, amacı nedir öncelikle? Teknoloji